siz neredeyseniz. Adım adım Londra orada. Efendim, reklamların ardından tüm hızıyla devam eden Adım Adım Londra programında şimdi sizleri Türk İslam Toplumu Birliği Milli Görüş'ün düzenlediği iftar yemeğine götürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin yanı sıra zengin bir protokolün katıldığı iftar yemeğinden kameralarımıza yansıyan görüntüleri ve röportajları getiriyoruz huzurlarınıza. Sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İngiltere'de de etkinlikler hızla artmaya devam ediyor. Türk İslam Birliği Milli Görüş'ün düzenlediği iftar yemeğindeyiz bu akşam ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçimiz Sayın Abdurrahman Bilgiç bizlerle birlikte. Efendim, önceliğinde hayırlı Ramazanlar diliyorum ben. Hem paylaşımların arttığı hem sofralardaki bereketlerin arttığı çok hayırlı bir aydır. Ayrıca empati kavramının da geliştiği bir aydır. Görüşlerinizi alabilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten burada kendi kimliğimizi, kültürümüzü, değerlerimizi, inançlarımızı korumanın göstergesi olarak Ramazan ayında vatandaşlarımız bir araya geliyor, soydaşlarımız bir araya geliyor. Londra'da sık sık ben de bu tür iftar etkinliklerinde diğer milli ve dini bayramlarımızda olduğu gibi bu etkinliklerde hem Kıbrıslı soydaşlarımızla hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bu kendimizi yüksek değerler bakımından gözden geçirdiğimiz, yardımlaşma duygularımızın kabardığı, insan olduğumuzu hissettiğimiz ve insan olarak daha duyarlı olarak çevreye tepki gösterdiğimiz bir ay, bir heyecan. Yurt dışında da daha ayrı bir anlamı ve havası var. Ben çok teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Var mı son olarak bir mesajınız toplumumuza? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Acılar dinsin, savaşlar bitsin bu vesileyle, Ramazan vesilesiyle bunu dileyelim. Türk İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Erol Öztürk yanımızda. Ama çok ayrıca bir detayı da ben paylaşmak istiyorum. Bu akşam hem Ramazan'dan dolayı güzel bir iftarı paylaşacağız, sofralarımızı zenginleştireceğiz ama bunun yanı sıra dinlerin kaynaşması da, çok güzel bir mozaiğin oluşumu da gerçekleşiyor. Ben sözü Erol Bey'e vermek istiyorum bu bağlamda. Önceliğinde görüşlerinizi alabilir miyim? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılara. Zat-ı Halinizin aracılığıyla bizi izleyen bütün seyircilerimize Ramazan-ı Şerifleri tebrik ediyorum. Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı. Bu ayda bütün hem dinler arası, özellikle milletler arası müthiş bir bereket, müthiş bir beraberlik söz konusu olur. Biz Milli Görüş Teşkilatları olarak da her sene yapmış olduğumuz gibi sadece kendi ırkımızdan, kendi dinimizden olanları değil, bütün insanlara bir Ramazan iftarında, beraber bir Ramazan-ı Şerif'te, bir iftar sofrasında buluşalım. Keşke 1500 önce Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu o hadis-i şerif, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifi hayata geçmiş olsaydı bugün dünyada gözyaşı olmazdı. Ramazan-ı Şeriflerde de özellikle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Milli Görüş olarak düsturumuz, çalışmamız, gayretimiz o yöndedir. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tebrik etmek istiyorum. Böyle güzel bir oluşuma imza attığınız için. İngiltere gibi çok kültürlü bir şehirde. Hemen size dönmek istiyorum. Çünkü ben papazımızı da izleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Onun da görüşlerini almak istiyorum bu ayla ilgili. Öncelikle tanıyalım sizi. Benim ismim Ubeydi Bilaoğlu. Milli Görüş Teşkilatı'nın Gençlik Teşkilat Başkanıyım. Kıbrıs doğumluyum ama Londra'da büyümüşümdür. Emlakçıyım burada. Peki, çok hayırlı bir ay, 11 ayın sultanı olarak nitelendirilir Ramazan ayı. Sofralarda bereketler artar, paylaşımlar artar. Erol Bey'in de ifade ettiği gibi, hani tok açın halinden anlar tabiri caizse. Dolayısıyla bu bağlamda ben papazımıza dönmek istiyorum. Acaba onun görüşleri bu akşam için neler olacak?
she wants to ask you about the holy month of Ramadan. What is your views on this month, and what is your feeling about being invited here today? First of all, if I can answer the second part, I am delighted to be here. I am delighted to be talking and being with people who are from Turkey, because, as I'm sure you've realized, the headquarters of our church, the Rum Orthodox, is in Istanbul, in Turkey. And so I feel at home. Çok memnundur buraya davetinden ve oruç tutmak kendi dinlerinde de çok mühim bir inançtır. Ve onlar da değişik hallerinde oruç tutuyorlarmış. Ve tabii ki diyor Rum Kilisesi'nin İstanbul'da baş kilisesi vardır. Ve ondan dolayı diyor Türkiye'yi çok seviyorum diyor. İstanbul'a çok ziyaret etmişimdir diyor. Camilerini de çok seviyorum. Bilhassa Koca Sinan'ın mimarlığından çok seviyormuş. Ve çok mutluymuş. Ve diyor bizim başkanımızın ona sormuştu, sizi bir yerden tanıyorum diye sormuştu. Bizim başkanımız da biz de cevap verdi ki evet biz kuzeniz, yani ondan tanıyorsunuz bizi diye. Yani çok sevindi bu cevaptan. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Evet, din, ırk her ne olursa olsun, ibadetin şekli her ne olursa olsun Allah'a inanıyoruz. İnancımız sonsuz şükürler olsun, ama ortak bir faydamız var. Dünya genelinde kardeşlik, dostluk ve paylaşımlar bir yer oldu. Eyvallah. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, yani kim olursan ol, ne olursan ol, yine gel dediği gibi, biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Eğer bu düstur hayata geçerse dünyada kan olmaz, gözyaşı olmaz, kavga olmaz. Çünkü dünya hepimize yeter. Önemli olan nasıl Allah'a yaklaşman, ibadetlerini hangi ölçüde yapman. Yeter ki insan olsun. İnsan olduktan sonra insanı sevmek lazım. İnsanları seversek dostluk gelişir, kardeşlik gelişir. Dünyada kan ve gözyaşı yerine mutluluk olur, sevinç olur. İnsanların sevinmesi Allah'ı memnun eder, Resulullah'ı memnun eder. Dolayısıyla insanları sevmek lazım. Siz neredeyseniz, adım adım Londra, orada.